Alatmış ekranında sizlerle buluştuk. Eğleneceğiz. Dans edeceğiz. Terleyeceğiz. Alın teri akıtacağız. Ama size 2 saat boyunca eğlencenin garantisini veriyorum buradan. Ve adıyla müsemma Doğru Adam Erdem Show başladı. Ekran başındaki... Doğru Adam Erdem Show'un bu haftaki konukları Ankaralı İclal Karahan Özer. Doğru Adam Erdem Show cumartesi 19.00'da Kanal 60 ekranlarında. Zannetme ki unutamam bu gönlümü avutamam ataşlarda yansın bile gönül yaram saramam ben kimlerim?
Libertosu arıtma cihazlarının sunduğu Doğru Adam Erdem Show başlıyor. Herkese merhaba. Sabırsızlıkla beklediğiniz program Doğru Adam Erdem Show başladı. Ve şimdi huzurlarınızda Doğru Adam Erdem geliyor. Evet, alkışlarınızla. Geçen hafta da söylediğim gibi adının özelliklerini taşıyan kanallar arasında pek nadir görebileceğiniz programlardan bir tanesi. Doğru Adam Erdem Show'la startımızı birazcık gecikmeli de olsa verdik ama bizim programımızın güzelliğinin necabetine verin siz bunu. Bugünkü programda gerçekten coşacağız. Size keyifli bir iki saat yaşatacağız. Hani geç başladık ama 15-20 dakikamızı telafi edelim diye düşünüyorum. Gerçekten çok hareketli, çok keyifli, çok güzel bir program olacak. Değerli kardeşim, radyodan transfer ettiğimiz Evrim de yanımda. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün SMS'lerde özellikle bir canlanma bekliyorum. Evet. Müthiş SMS'ler bekliyoruz. Herkes yazabilir. Yazın, çizin. Efendim bu arada bakın, görünüyor mu bilmiyorum. Bak, Gökhan'cığım yaklaşıyorum, bana dur diyebilirsin. Şimdi şuraya bakın. Dudağımda uçuk çıktı. Uçuk, kaçık bir şey işte. Neden? Bir sizlerden ayrı kaldık. Bugün dedik buluşamayabilir miyiz? Acaba bu sıkıntı bende işte dudakta bir uçağa sebep oldu. Uçuklarla, kaçıklarla ama neticesinde buluştuk ya, onu da bir kere baştan belirteyim. Bu programda eğleneceğiz, coşacağız. Hatta size telefon numaralarımızı, numaramızın anonsunu da yapacağız. İsteyen çok önemli, gerçekten bağlantıya değer telefon gelirse canlı bağlantı yapmayı düşünüyoruz. Şimdi Evrim, neredesin sen? Sen şu SMS'lerin bir anonsunu yap. Nereye gönderecekler, ne yapacaklar, hepsini bir söyleyiver. Evet. Cep telefonlarınızın mesaj yaz bölümünden TV 60 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızla birlikte 39-69'a gönderebilirsiniz. Evet, bir de? Evet, bir de telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 alan koduyla 557-60-07. Evet, sen bu işi artık çözdün. 0-1, sonu 0-1'miş. Çok özür dilerim. Bir daha söyle. Evet. Bir daha söyle. 0212 alan koduyla 557-60-01. Evet. Teşekkür ederiz. Evrim, seni yeni alabiliriz. Buradan Almanya'ya sesleniyorum. Almanya, bizi seyrediyor musun? Bak, Almanya'da ekran başında seyreden herkese sesleniyorum. Sizler de orada coşacaksınız. Sizler de eğleneceksiniz. Tıpkı Türkiye eğlendiği gibi. Herkes hazır mı? Herkes eğlenceye hazırsa ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bugün 23 Nisan. Okullar tatil ama birçok öğrenci 23 Nisan dolayısıyla okullarda prova yapıyorlar. Yarın da gösteriler var. Doğru mudur efendim? Şimdi öğretmenin bir tanesi bir okula tayini çıkmış ve ilk kez yepyeni bir sınıfa girmiş. Kendini tanıtmış öğrencilere. Demiş ki benim adım Aslan, soy adım Aslanoğlu. Neyse. Bir sonra tekrar aynı sınıfa, birkaç gün sonra tekrar aynı sınıfa girdiğinde öğrencilerden bir tanesini kaldırıp sormuş. Evladım, söyle bakayım benim adım soyadım neydi? Öğrenci düşünmüş. Hocam, bir hayvanoğlu hayvandı ama hangisiydi onu hatırlayamıyorum. Kusura bakma demiş. Şimdi
buradan herkese 23 Nisan dolayısıyla yarın 23 Nisan kutlamaları olacak. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz. Öğretmenlerimize de saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bakın şimdi hazırsak bir tane konuğumuz gelecek. Sonrasında ikinci konuğumuz gelecek ve hep coşacağız burada. Maltepe'nin bağrından kopup gelen bir yorumcumuz var, bir sanatçımız var. Kendisi 30 yıllık Maltepeli. Bize Maltepe'yi anlatacak. Oraya gönül vermiş bir yorumcumuz. Sesi güzel, klipleri çok güzel. Birçok kitlesi var. Hayranları şu anda ekran başında onu bekliyorlar sabırsızlıkla. Eğer hazırsa gerçek Maltepeli, Maltepe'ye gönlünü vermiş yorumcumuz, sanatçımız geliyor. Kim geliyor? Alkışlarınızla söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi Evrim? Evet bekliyorum. Alkışlarınızla Karahan Özer geliyor. Alkışlarınızla. Merhaba, nasılsınız? Mikrofon verelim. Şarkımız hazır. Gelecek herhalde, geldi mi? Şimdi
Ejder, klibi, ben gerçi seni anons ettiğimde seni seyredecektik ama klibi seyretmiş olduk. O da çok keyifli ama. Bu klibimiz, bu Bırak Yürek'te Kalsın albümümüzün ikinci klibi. Kaç tane şu ana kadar CD'in var senin piyasada? Bu üçüncü albümümüz. İnşallah 2019 yılına da hazırlıklarımızı başlattık. Yavaş. Şunu söyleyeyim bak. Sevgili seyirciler, Karahan Özer'in gerçekten çok takipçileri var. Sıkı takipçileri var. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda ekran başında hepsi kilitlenmiş bir vaziyetteler. Sana belki çok güzel şimdi sorular gelecek SMS'lerle. İnşallah. Ben şimdi ayıptır söylemesi. Beni herkes bilir, tanır. Doğru adam Erdem olarak. Ben böyle her şeyi pat diye söylerim canlı yayında. Hiçbir şeyin öncesinde hazırlığını, çalışmasını yapmam. Zaman zaman kartı ters tutarım böyle. Bazen düz tutarım. Her şey olabilir bu programda. Eyvallah. Ama şunu söyleyeceğim. Senden canlı bir şeyler de alacağız. O hani akapella alacağız senden. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi keyfin yerinde. Çok şükür. Bak şimdi coşacağız şimdi. Değerli seyirciler, hazır mısınız? İster ayakta durabilirsin, ister oturabilirsin. Nasıl canın istiyorsa. Program senin. Kendin kararını kendin verebilirsin. Sevgili seyirciler, hazır mısınız? Oynamaya, eğlenmeye devam ediyoruz bu güzel cumartesi akşamında. Şimdi fanları, takipçileri ekran başına kilitlenmiş bir şekilde sabırsızlıkla bekledikleri bir isim geliyor. Sahnelerin güzel solisti geliyor. Yakında belki de düşünceleri arasında dünyaya açılmak gibi bir düşüncesi olan, kendisini dünya çapında bir star olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine benim de inandığım bir isim geliyor. Görür görmez, duyar duymaz alkışlar evleri de ekran başında da kopacağına inanıyorum. Buradaki alkışlar da gelecek huzurlarınızda. Çok güzel şarkısıyla, ama şarkı geliyor mu bilmiyorum şimdi ben her şey, geliyor mu? Huzurlarınızda şarkısıyla hazır mısınız alkışlamaya? Hadi Ankaralı İclal geliyor. Alkış daha kuvvetli. Kıvıracağım ya. Yok böyle mi? Geliyor mu şarkımız? Geliyor mu? Hazırlanıyor herhalde. O kadar çok anons yaptın ki, o kadar inlettik ki burayı. Geldiği zaman şimdi. Hazır olduğunuzda bana söyleyin. Şarkı geldiğinde hemen şarkısını alacağız. Bu arada ben Evrim, sana hemen şunu soracağım. Şu SMS'leri bir kez daha anons eder misin? Gel yanıma. Şu SMS'leri bir kez daha anons et bu arada. Konuş, sen sesin gidiyor. Telefonlarınızın mesaj yaz bölümünden TV 60 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızla birlikte 39-69'a gönderebilirsiniz. Ayrıca bir de Mine numaramız vardı. Evet, canlı yayın telefon bağlantımızda 0212 alan koduyla 557-60-01. Aynen öyle. SMS anonsunu yaptın. Yaptık. Telefonu da söyledin. Telefonu da düzelttik son rakamını değil mi? Onu da evet. Düzelttik söyledik. Her şey yerli yerinde. Şimdi SMS'ler geldiğinde okuyabilirsin. Geçen haftadan okuyamadıkların varsa eğer aklındaysa o selamlarımızı da göndeririz. Şimdi bakın sevgili seyirciler. Doğru adam Erdem Show'da her an her şeyin olabileceği programda her şey oluyor gerçekten canlı yayında. Eğleniyoruz ama şunu belirtmek istiyorum. Bugün coşkuluyuz. Yarın çocukların bayramı ya. Bizim de içimizde çocuk var. Herkesin olduğu gibi. O çocukluk duygularımızı yaşıyoruz. Yarın 23 Nisan'da belki ekran başında evdeysek o törenleri seyredeceğiz değil mi? Kesinlikle. Haberleri takip edeceğiz. Çocuklarla çocuk olacağız. Bugünden hani o yarın sahne alacak öğrencileri de tebrik ediyorum. Küçük kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. İnşallah güzel gösteriler yapılacak okulda. Bu arada nedir durum? Hazırlanıyor. Tamam peki olabilir. Ufak bir sıkıntı var. Onu çözeceğiz. Biraz sonra alacağız Ankaralı İcrali. O zaman reklamlara geçeceğiz ama geçmeden önce vaktimiz var mı biraz daha? Ne kadar var? Geçmemiz mi gerekiyor? Peki o zaman değerli seyirciler, Doğru Adam Erdem Show'da müthiş bir kampanya yapacağız. Bu kampanyayı da siz özellikle merakla ve keyifle seyredin de ondan sonra efendim? Ha öyle mi? Ondan sonra tamam. O zaman reklamları siz güzelce bir seyredin. Kanalımızdaki reklamları. Reklamların ardından Doğru Adam Erdem Show'da Ankaralı İclal'le kaldığımız yerden tüm hızıyla Doğru Adam Erdem Show devam edecek. Bizden ayrılmayın. Liberty Su Arıtma Cihazları'nın sunduğu Doğru Adam Erdem Show devam edecek.
Libertus arıtma cihazlarının sunduğu Doğru Adam Erdem Show devam ediyor. Sevgili seyirciler, geldik. Şaka yapıyorum, bilmez olur muyum? Ben yan gözle bakıyorum oradan, neyin ne olduğundan haberim var. Değerli seyirciler, biz burada siz reklamları seyrederken de eğleniyoruz, hareketliyiz, keyfimiz, şevkimiz yerinde. Değerli seyirciler, hani gözler var ya, sözleri anlatır. Hani sözler var ya, gözleri ağlatır. Hani bazı anlar vardır ya, değeri geç anlaşılır. Hele bir de aşk var ya, aşk seni bana anlatır. Değerli seyirciler, o an hani değeri biraz geç anlaşılır gibi olsa da işte o ana sıra geldi. Onun aşıkları var, sevenleri var. Nerede? Niye ekranda değil? Niye onu göremiyoruz? Biz burada oynamak için televizyonumuzun sesini sonuna kadar açtık ama o yok diyenler. Pışık, öyle yağma var mı? Siz zannettiniz çıkmayacak mı? İşte hazır mıyız? O ana geldik bakın. Şimdi çıkacak mı çıkmayacak mı göreceksiniz bakalım. Ben oynayacağım. Siz de orada. Almanya sen de oynuyorsun orada. Hazırsanız. Hazır mıyız? Alkışlar hazır mı? Böyle çırpınacaksınız, yırtınacaksınız. O güzel sesiyle, şarkılarıyla çok önemli, benim sevdiğim, saygı duyduğum bir arkadaşım geliyor. Hareketli şarkılarıyla. Kim geliyor? Hani zıplıyorum yine. Ankaralı İçinal geliyor. Gel. Bu sefer gel. Merhaba. Sırlarına doydum senin yalanlarına akıl.
değil mi? Dur dur bir dakika. Konu sende kaldı. Bugün Allah'a gerimiz artık. Allah'a gel kardeşim. Yani. Şu tut bakayım şu mikrofonu. Sen nasıl oynuyorsun böyle? Sor bakalım. Ben çocukluktan böyle oynuyorum ben. Yani Ankara İcdal için mi oynuyorsun? Evet. Sor bakalım çok, nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Pendik'ten. Kim için geldin? Ankara İcdal için. Her programına geri oynar mısın? Evet. Sen ne kadar güzel oynuyorsun öyle ya. Nereden öğrendin böyle oynamayı? Çocukluktan beri aileden geliyor. Ailede mi böyle oynayanlar? Dansöz falan, oryantal ne var ailede? Biz de oynarız. Biz de oynarız zaten. Sıkıntı yok sevgili seyirciler. Biz her şeyi oynuyoruz. Hani kapıyı açıyorlar. Bizim evde kapıyı yağlamak gerekiyor. Kapı çık. Ona bile oynuyoruz neredeyse. Evet. Öyle bir milletiz Türk milleti olarak. O zaman şimdi bak sen o kadar güzel oynuyorsun ki. Bu ne? Bu öyle şey. Ne? Romanlarım. Sen roman mısın? Roman. Ama ne nedir? Mikrofona konuş. Nedir? Ne dediniz adına? Bir şey dediniz mi? Ne dediniz sen buna? Biliyordum ya. Bu ne nedir bu? Şıngırdak mı? Bir çıkarabilir misin? Çıkıyor mu bu? Dur çıkarma. Nasıl? Çıkarma biraz çok, daha. Çok, ha birazdan. Mesela çok zor bağlamış. Neyse ben bunu çok beğendim. Ben de bir takacağım bunu. Ben de takacağım. Yakışıyor mu yakışmıyor mu bakacağız. Şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Sevgili seyirciler ekran başına diyorlar ki. İsim neydi? Sabri. Sabri abimiz diyor çok güzel oynadı diyorlar. Seni herkes oynarken seyretmek istiyor bir daha. Onun için göndermiyoruz. Bu genç kardeşimiz öyle. Sen de al bakayım mikrofonu. Aldım. Sen nereden geldin? Mikrofona konuş. Ben Katar'dan geldim. Kim için geldin? Ankara İcdal için geldim. O nereye sen oraya? Güzel bir gül bakayım kameraya. Bir gül bakayım bir kameraya. Gül. Gül kameraya. Kim için geldin? Ankara İcdal için geldim. Ha, keyfin yerinde senin de. O zaman sen de buradasın. Sen de buradasın. Ben de buradayım. Hazır mı? İkinci bir tane şarkıya coşalım mı? Nerede alkışlar? Tamam. Bir tane doyamadık zaten. O zaman gelirse ikinci şarkı. Hadi oynayacağız hep beraber. Bekliyoruz. Sesler yüksek. Hadi.
Oynuyoruz valla. Şimdi değerli seyirciler, biz oynuyoruz ama bu iki tane kardeşimiz bu işi götürdüler burada. Şimdi ben sizden şey bekliyorum. Gelin şöyle, sen şuraya gel. Şimdi bak, bu kamera mikrofon istemiyorum. Şimdi haşa huzurdan, hani tiyatrocular ne yapar? Böyle selam verirler ya halka. O güzel selamınızı verip ondan sonra yerinize gelin. Şu kameraya doğru şimdi selamınızı verin. Çok güzel oynadınız. İyi bir selam verin ama. Selam ama. Bir dakika ben göreyim. Bir dakika, dur gitme. Ver bakayım selamı. Nasıl? Bu ne? Bu hakikaten. Öyle değil. Bak şöyle yapacaksın. Hayır. Bak. Bak. Ben böyle mi öğrettim bak. Sana? Nasıl? Bak yap. Şu mikrofon nerede mikrofon? Başka bir dakika, bir tane bir mikrofon verir misin? Bir daha öpücüğü ver bakayım, öpücüğü. Bir daha ver. Hayır, güzel. Ha, herkes aldı öpücüğü. Şimdi o sana Ejder Hanım'ın öğrettiği şekilde ver bakayım selamını. Selamı nasıl? Selamla. Sana? Hadi. İşte. Unuttu. Nasıl? Onu ne yaptın, ne yaptın? Unuttun mu? Oynamayı ne unutmuyorsun peki? Her şeyi unuttun. Peki, sen selamı hatırlıyor musun? Nasıl öğretmişti size? Sen ver selamını, hatırlıyor nasıl musun? Nasıl unuttun? Aa bak, görüyor musun? Bir daha yap onu, bir daha yap. Bir daha yap. Gel. Şimdi sen de yap aynısını, göreyim bakayım sen. Öyle bedava oynamak öyle yok. Hadi. Hadi bakayım, hadi. Finaldeyiz. Hadi, hazır mısınız? Hadi. 10, 2, 3. Hadi, oraya bana değil, bak oraya. Ha. Tamam, bu sefer oldu. Tamam, sizler şimdi yerinizi alıyor, oynamak için geleceksiniz, ayrılmayın bir yere. Mikrofonu ben yetiştiriyorum. Aynen, bugün bizim... Evet. Ne oldu böyle? Güzel oldu. Güzel bak, oldu değil mi? SMS'ler gelmiş. SMS'ler için ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Vallahi ben pek TV 60 yazıyor ama benim görevim değil. Gerçi o evrimin görevi ama şunu söyleyeceğim. Yine de bildiğim kadarıyla ne yapalım? TV 60 yazıyorlar. Bir boşluk, bakın boşluk bıraktıktan sonra mesaj yazıyorsunuz. Sonra Gökhan'cığım 39-69 değil mi? Bak ben öğrendim bu işi. Şimdi bakın TV 60 yazmazsanız, boşluk bırakmazsanız o mesajın nereye gideceği belli değil. Yazık. TV 60 yazıyorlar. Bir, bize SMS'lerini. Bir boşluk. Bir boşluk. Mesajınızı yazıp gönderiyorsunuz. Gelen SMS'ler var, okuyacağız. Şimdi, nereye? 39-69. 39-69'a. Ben şimdi sana şunu sormak istiyorum. Hep Ankara'da İclal herkes tanıyabiliyor. Özellikle bugün programa geç başladık ama biraz uzatacağız. O da güzel. Selin'le coşacağız. Evet. Halk, teknik hatadan evet, dolayı. Hiç problem değil. Sevenlerimize de çok, özür diliyoruz buradan. Çok keyifli olacak. Bütün şu anda dünyanın 110 ülkesinden kilitlenenler, Türkiye'nin pek çok yerinden bizi seyrediyorlar şu anda. Herkes ekran başında. Acaba bu programda ne olacak diye bakıyorlar. Ne olacak? Uf ne olacak? Şarkılar söyleyeceğiz. Coşacağız. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ankaralı İclal, sevgili seyirciler, çok yakın zamanda bir gündeme geldi. Basında, gazetelerde yer aldı. Ve orada verdiği demeçte zaten yurt dışına açılacağını, ben hani biraz önce bunu söyledim. Ha, bu ne diyor? Coşmuş, uçmuş diyenler olabilir, takip etmeyenler de olabilir. Çünkü ekran başında herkesin tanıdığı sanatçılar çıkıyor ama bazen bazıları onu tanımıyorlar. Doğru mudur? Tabii. Ve o gazetede, hani sen de beni konuşmalarımın tamamlayabilirsin, devamını getirebilirsin. Seninle yapılan röportajda zaten yurt dışından bazı teklifler geldiğini, doğru mudur? Ve yurt dışına açılacağını da belirtmiştin. Biz bunları bekliyoruz senden. Olacağına inanıyorum ve eminim. Sana da yakışır. Görüntünle, konuşmanla, türkülerinle, şarkılarınla, fiziğinle, her şeyinle buna layıksın çok zaten. Teşekkür ediyorum. Ama bir konuya değineceğim. Şimdi sevgili seyirciler. Bugün beni sıkıştırma günü evet, sanki Erdem. Doğru Adam Erdem Show bir eğlence programıdır, bir show programıdır. Öyle merhaba nasılsınız? Kalkın sıra sizde. Şimdi sizin eserinizi dinleyelim. Teşekkür ederiz. Şimdi buyurun sizde sıra. Siz kalkın söyleyin, yok bizde. Bizde sohbet, eğlence, show hepsi bir arada. Ben konuşurum. Bakın İclal'e daha önceden hiç söylemedim bu konudan bahsedeceğimi ama şimdi giriyorum bu canlı yayında. Her şeyi konuşuyoruz burada. Hani derler ya Uğur Dündar ne derdi? Bütün çıplaklığıyla her şey ortaya çıkacak. Evet sevgili seyirciler. Ankaralı İclal geçtiğimiz aylarda evlenme programlarında gündeme geldi. Esra Erol'un programına çıktı. Orada çok gündeme geldi. Hepiniz seyrettiniz. Sen bana kuliste sordun mu bu soruyu soracağım diye? Yok ben sorarım ama cevap verip vermemek tamamen senin elinde. Hadi bakalım. Ve o programda, o programa özel de bir şarkı besteledin. Söyler misin, hatırlatır mısın? Ben hiç karışmam, onlara girmiyorum. Ama o şarkı da çok gündeme geldi. Birçok programlarda daha önceden de söyledin. Hatta ben... Esra Erol bununla ilgili bir teşekkür konuşması dahi yaptı. Sana teşekkür etti. Evet. Bizim programımız için çok güzel bir şarkı besleyip yorumladığını özellikle bahsetti. Şimdi o programda her şey konuşuldu. Evlenenler oldu, tartışanlar oldu, kapışanlar oldu. Şimdi bakın sevgili seyirciler. Ben şunu söylemek istiyorum. Bunlara bir yasak geldi yakında. Böyle bir şey olursa programlar yayından kaldırılacak. Doğru mudur? Halktan buna aslında çoğu halkın içinden insanlar bunu
alkışıyorlar programların yerinden kalkmasını. Yani nedense şimdi, hiç kimse üzülmüyor. Halbuki herkes seyrediyor evde akşama kadar. Mecbur kalıyor çünkü başka bir gündüz kuşağı bir program bırakmadılar. Müzik eğlence programlarını kaldırdılar. Keza izlenilebilecek tam trafik saatinde ve evde olduğunda her bir kanala baktığında evlendirme programları. Müzik eğlence programı olsa biz de onları izleyeceğiz. Ama evlendirme programları eski programlar gibi değil. Amacını tamamen boyutunu aştı. Ve bu yüzden de tabii ki bunu da yetkili kişilerimiz de neyin ne olduğunu gördüğü için o yüzden bunu kapatma kararı aldılar. Şarkıya denilmek gerekirse de sevgili Esra Erol'a yazılan şarkı tabii ki hani proje bir şarkıydı. Diyor birisi diyor işte elektrik alamadım. Birisi diyor işte evin var mı? Araban var mı? Araban var mı? Yatın var mı? Katın var mı? Maaşı ne kadar? Maaşı hani paraya dönelik böyle bir komiklik olsun ne yapabiliriz diye. Oradan bir kelime, oradan bir kelime. Sevgili Ayhan Polatkan'a teşekkür ediyorum buradan da. Kendisi de söz müzik de ona da ait birlikte çalıştınız. Çalıştık. Ve komik bir şarkı yapabiliriz. Gündeme de zaten bu şekilde oturdu. İşte elektrik alamadım, ben gönlümce bulamadım, bir karara varamadım, yok yok evlilik. Sözleri nasıldı sözleri? Şöyle hatırlatmak için. Söylüyorum işte. Buraya mikrofona söylesen. Gelmiyor mu? Yok, bundan daha yakışır sana onun için hani bu açıdan. Elektrik alamadım, ben gönlümce bulamadım, bir karara varamadım, yok yok evlilik. Kısmetimi bulacağım, ben de yuva kuracağım. Elbet mutlu olacağım. Esra Erol'da, Esra Erol'da diye bu şekilde nakarattı birlikte. Yani buradaki amaç tabii ki şeydi, yani komiklikti. Oradaki insanları aslında şöyle söyleyeyim, yani amacını aşmış bir şekilde biz de o şarkıyla dalga geçtik. Açıkçası. Ama çok ses getirdi. Evet, kesinlikle. Bunu da sevgili Esra Erol çok beğendi. Biz de onu hani bu şarkıyı da hani bizimle paylaşır mısınız derken ve o yüzden de biz de ona onur etmek istedik. Orada canlı yayında bütün herkesin sevenleriyle buluştu bu şarkı. Sonra sosyal medyada buluştu. Sonra sosyal haberlere düştü. Her tartışma programına düştü. Her şekilde ses getirdi. Peki seni evlenmek için, seninle evlenmek için gelenler oraya stüdyoya düştüler mi peki? Zaten efendim? Tam yerinden girdi. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki sevenler. Oturmak ister misin bu arada? Ayakta tutuyorum. Bak kardeşlerim uyardılar dedi. Ayakta kalmasın dediler. İcra Hanım. Devam edelim. Devam edelim böyle. Devam edelim. Ben de yanına geleyim. Şimdi şöyle bir şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Ayaklarım ağrımış ya. Çok hoşuma gitti. Gökhan'cığım teşekkür ederim. İnan söylemesen oturmayacaktım. Sevgili Gökhan'cığım teşekkür ediyorum bu arada. Nerede kalmıştık? Erdem Bey olmasaydı ayakta ben. Vallahi ben alışmışım ya ayakta kalmaya. Bu arada her türlü rejiden sesler, alkışlar, efektler de bekliyoruz. Varsa göndersinler bize. Yani bizim programımızda siz de katılın. Sevenlerimiz var burada. Evet. Oradan da destek alabiliriz. Oradan da destek alabiliriz. Şimdi İdris doğru bakıyor muyum? Sana mı bakıyorum? Sendeyim değil mi? Şimdi sevgili seyirciler merak ediyorlar. Bakın. Bu programlarla ilgili çok söylentiler çıktı. Dediler ki evlenmek için gelenleri hep ajanstan parayla tutuyorlar. Tamamen dümen, tamamen senaryo bunlar. Gerçek anlamda evlenmek için gelenler yok dendi. Doğru mu? Sen içine girdiğin için bu programın, şimdi bizzat bulunduğun şey için soruma sormak istiyorum. Formatına çok fazla karışmak istemiyorum. Zaten konuşma değil, görünen köy kılavuz istemez biliyorsunuz. Halkımızda, sevenlerimizde zaten bunun neyin ne olduğunu, izleyiciler de keza öyle. Neyin olduğunu zaten çok iyi biliyorlar. Bizim burada bir şey söylememin bir anlamı yok. Hani söylentiler neyse de bütün halkta hani onaylıyorsa da bizim burada söyleyebileceğimiz bir şeyimiz yok. Ama şu da bir gerçek. Az önceki soruna cevap veriyorum. Telif oluyor mu? Evet, o çok önemli. Tabii ki artık şöyle, ben sanata çok aşığım. Sanatımı çok seviyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ekranları çok seviyorum. Ve bu yüzden de evliliği hiçbir zaman düşünmedim. Sadece benim hedefim de şu anda kariyerim, işim ve sahneler oldu. İşimde ne kadar daha fazla başarılı olabilirim, neler katabilirim. Doğru insanlarla çalışmak için zamanım bu şekilde geçti. Ama tabii ki teklifler çok fazla. Duyduk çünkü kulağımıza geldi. Tabii ki teklifler çok fazla. Hani hiç almıyorsak günlük sayısını rakamını. İsten istek atar gibi değil mi yani evlenme teklifine göre. Ben zaten okudum bir kısmını. Yani haddim evet. Olmayarak dedim ne var acaba diye. Yani hep beni bu şekilde. Şurada bir kaşık suda böyle. Bu diyorsun yani. Peki, o yüzden çok dedim. Teşekkür ediyorum. İlgiden alakadan memnun musun? Veya çok ki, mu rahatsız edici boyuta geldin mesela? Yok, şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki geldim. Yani ben geçtiğimiz zamanla yani senelerde
büyük bir bütün ulusal ana haberlerde ana manşetti. Hayran tarafından ölüm tehdidi alan yine olay kadını oldu. Ölüm tehdidi. Evet. Eyvah eyvah. Ya tabii ki bu sevgiyi yani sevgiyi saplantı hale getirdikten sonra boyutunu aştıktan sonra gelişen şeyler. Tabii ki insanların sevenleri olması, sevilen bir insan olması, yani geliyorlar burada işte ne bileyim senin için geliyorlar, işte fotoğraf çekiliyor. Bunlar çok güzel bir şey. Ben hiçbir zamanda havalanmadım, hiçbir zaman küçük de görmedim, hiçbir zamanda ki beni bilenler de zaten bilir. Herkes senin hanımefendiliğini konuşuyor, onu söylemek çok istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Onu bir kere belirteyim burada. Yani ben küçük işte yok o fakirmiş, o işte zengin. Hiç ayırt etmedim ki tanıyanlar da bilir. Herkese de eşit. Yine eşit bir şekilde davranmaya çalıştım. O yüzden de seviliyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Neredesiniz gerçekten. Alkışlarınıza? Neredesiniz? Bu konuşmalar alkışlanmaz mı? Tabii ki insanların sevenlerin olması çok güzel. Çok. Sevgili Erdem. Yani bu sevdiği sevenlerin oldukça senin işine aşk, işine sevgi daha çok hızla bir şekilde. Biraz önce aşkla ilgili bir söz söylemiştim ya. İyi dinledin mi? Onu aşık senin için. Olamadım işte. Hani ne demiştim? Ne dedim? Hiç aşık olamadım. Hatırlıyorsun. Hani dedim gözler var ya. Gözler var ya sözleri anlatır. Evet. Hani sözler... Gözler, hani gözler var ya sözleri anlatır. Hani sözler var ya gözleri ağlatır. Benim gözlerim bir şeyler anlatıyor. Hani anlar vardır ya değeri geç anlaşılır. Hani aşk var ya aşk dedim. Hani seni bana anlatır. İşte seni o kadar çok sevenler var ya. Evet. Seni o sevenler zaten bak oralardan Pendik'ten kalkıp gelenler sevgili var. Sevgili Erdem Bey, şimdi az önce de kırmak da istemiyorum. Özellikle Kaynarca'dan gelmiş. Benim için bir hediye getirmiş sanırım sevgili Basri Bey. Onu da unutmadan da. Ne yapalım, alalım mı biraz? Alalım mı onu? Şimdi mi alalım? Birazdan mı alalım? Biraz sonra alalım onu. Biraz sonra alalım. Çünkü özellikle dedi ki hani lütfen dedi bunu dedi sen. Mutlaka alacağız, sahneye alacağız. Yani sana aşkla bağlı olan çok takipçilerim var. Bu ilanı aşklarını zaten Face'ten de dile getiriyorlar. Onun evet. için biraz önceki sözüm tamamen sana ithaf etti bir sözdür, onu söyleyeyim. Bir de şeyi soracağım. Bu dünya çapında hani star olma yolunda bahsettim seyircilerimiz belki merak ediyorlardır. Hı-hı. O nasıl gelişti? Onu da bir cümleyle söylersen sonra Karahan Özer'e geçeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten yaptığımız her bir şeyde, her bir projede ana haberleri düşüyoruz. Tabii ki daha neler yapabiliriz? Sevgili Binali Yıldırım'a da şarkı yazdım. Sevgili Sayın Başbakanımız. Sayın Başbakanım Binali Yıldırım'a da. Yine bu da aynı haberlere düştü ana manşet olarak. Yani şu... Sen de her şeyin bütün lezzetler var sabah adına. Şarkı ben, söylüyorsun. Özellikle konumuna ve üslubuna göre modaya göre de takılabiliyorsun. Neyi ne zaman yapacağını da çok iyi biliyorsun. Yani tebrik ederim. Bu senin zeki olduğunu gösterir. Çok teşekkür ediyorum. Ama tabii ki şu... Hani sarışınlar derler ya şöyle böyle hani. Yok işte öyle bir şey yok sende. Tam tersi. Yok yok, ben bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Şu kameradayız değil oradayız. Mi? Oradayız. Tabii ki doğru insanlarla, doğru güçlü ekiple çalışırsan yol alırsın sevgili Erdem. Tabii ki ben buradan da sevgili Ayhan Polatkan'a da çok teşekkür ediyorum. Onun desteği de hiçbir zaman esirgemedi sağ olsun. Güçlü ekibim, sevgili menajerim Kemal Okursoy ve yapımcım Kenan Kaya'ya da çok teşekkür ediyorum. Güçlü ekiple çalışıyorum. Menajerlerin onlar. Yapımcım Kenan Kaya, menajerim Kemal Okursoy. Güçlü ekiple çalışıyoruz tabii ki. Hani sen niye doğru işlere imza atıyorum dedin. Sen zaten şu anda neredesin? Doğru yoldayım. Ve doğru da Erdem Şoldasın. Doğru, evet. Keyfin yerinde değil mi? Çok iyi. Seninle konuşacağız, coşacağız. Evet. Ben şimdi sevgili Karahan Özer. Ya kusura bakmıyorsun değil mi? Bizi kızma, kızma. Rahat ol. Gayet, gayet. Biz İzlal'le sohbete daldık mı? Gidebiliriz. Kaptırıp gidiyoruz kendimizi. Şimdi Karahan Özer kimdir? Maltepe'nin bağrından kopup geldi. Maltepe'lisin sen. 30 yıldır. Doğru mudur? Ben 166. televizyon programım bu. Onayda kendim televizyon programı yaptım. 166 kere söyledim herhalde. Sayıyorsun yani bir de. Tabii yazılı. Çünkü gittiğimiz geldiğimiz her yer her program proje niteliğinde. Burası da öyle. Yani tarih ve saatler bizim için önemli. Nerede ne olduğumuz, nerede kiminle beraber ne iş yaptığımız bizler için önemli. Şunu belirteyim, ben kişilere değil de biz halka söylüyoruz. Halka hitap ediyoruz, halka yapıyoruz. Bunu belirteyim. Bu üçüncü albümüm, 13 yıldaki, 20 yıldır normalde müzikle uğraşıyorum ama 13 yıldaki profesyonel anlamda müzik yapıyorum. Zaten Evrim de benim bu manada en büyük destekçilerimden radyo yayıncısı. Farkındayım. Sağ olsun. Farkındayım. Onun davetine icap etmemek benim için büyük bir saygısızlık olurdu. Önce onun davetine icap ettim, sonra sizin. Teşekkür ederiz. Sonra da ekran başındaki izleyicilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu ben de sizler gibi yaşıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda kutlarken çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki şu anda da 3. albüm değil mi? Evet. 13 yıla 3 tane albüm sırada. Genellikle fantazi, Türk halk müziği. Evet. Evet. Şunu soracağım.
Bilmiyorum tabii içeride ne yaptınız, ne konuştunuz, ne anlaştınız hiç haberim yok. 3 tane albüm içinde. Evet. En çok seni sen yapan, seninle bütünleşen, senin kitlenden, takipçilerinden en çok istek alan şarkın hangisi mesela? Şimdi solistim diyebilir. Bir albümdeki eserler bir insanın evladı gibi, bir solistin evladı gibi. Hiçbirini birbirinden ayıramam. Bunu takdir gören halkımızın, dinleyicilerimizin en çok istediği eserler. Yani bunların içerisinde öne çıkan eserler mutlaka var. Ama benim için hepsi nazarımda aynı. Sıkıntı yok. Hepsi aynı benim için. Hepsi aynı. Yani birbirinden ayıramam. Dilde en çok hangisi daha çok şu an şimdi ya kimin yanında bırakırak kalsın. Ben Murat Çobanoğlu'nun 20. asırın sonuna kaldık diye özellikle günümüzde günümüzü yani yıllar önce görmüş. Sağ olsun Düşbahçe Sarı de adı bu eser olsun dedi. Yine keza evrim de yine öyle. Biz de onun rahmetli üstadın eserini aldık. Albümümüze koyduk. O da kliple taşlandıracağımız eserlerden bir tanesi. Peki şöyle yapsak, onu bir söylemek ister misin? Tabii ki hazırsa. Hazır gelirse o senin şarkının nasıl bir şarkı, sözümüzü kime ait onu da bilir. Diyor ki Murat Çobanoğlu 20. asırın sonuna kaldık. Kızı ana oğul baba bilmiyor. Meyhaneler doldu cami boşaldı. Hafız namaz hoca dua bilmiyor. Güzel. Diyor ki Çobanoğlu ne söylesin ne diye. Saklayana bu sözlerim ne diye. Bismillahsız el atıyor ekmeğe. Sofrası boş karnı doyabilmiyor. Sofrada her şey var ama açıldı yani çok şükür. Hani öyle derler ya hani. Hani her şeyi... Hani sofrada bir kuş tutu eksik eder ama hani çok görünce, her insanın şey gözü görünce her doyuyor. Şey göz doyunca mide de doyuyor bir anda. Onun gibi. Bir insanın gözü. Önemli olan gözün doyması dediğin gibi. Gözü doymayanlar var. Görsellik bana, de önemli. Onların da gözünü bir olsun. Hep, şimdi o zaman ben bir kalkayım. Şimdi bu gözü doymayanlar. Her şeyleri olduğu halde hep bana diyenler, onun daha fazlasını isteyenler, daha fazlasını isteyenler. Evet, doyuyor kardeşim artık yani. Şimdi... O insanlar da şu anda var. Mesela bizi seyrederken bile 3 tane arabası vardı. 4. yamanın peşinde. 2017 modeli, 2018 modeli. Hep böyle. Vallahi hiç şimdi, gerek yok. Dünya fani. Hayatınızı yaşayın ama paylaşarak yaşayın. Kardeşçe yaşayın. Dostça yaşayın. Paylaşmak şimdi, önemli. Şunu, hep bana dememek lazım. İstiyorum abi. Biz Maltepe'den geldik. Sağ olsun. Ergül İnşaat Turizm Holding falan filan. Gayrimenkul. Ergül Bey'le beraber geldik. Sağ olsun benim Manev abim kendisi. 3,5 saat trafik çektik buraya gelmek için. Yani nereden geldin? Maltepe'den geldim. Onu soracağım işte. Maltepe'den buraya 3,5 saat. 3,5 saatte geldik. Ben artık İncirli'deyim dedim ki abi ben metro üstüne geçeyim. Kusura bakma biz Bursa'dayız da aslında. Hani öyle çaktırmadan öyle diyoruz. Biz Bursa'dayız şu anda. Bursa'dan canlı yayın yapıyoruz. 3,5 yani. Saatte geldiğin için öyle söyleyeyim. Ama gerçekten geldiğine değdi. Şimdi o eser hazır mıdır? Hazır mı? Eser hazırsa senin o gözleri doymayanlar, gözünüz doysun artık inşallah. Bundan sonra doyun. Değil mi İcra? Gözleri doyun. Doysun, gözünüz doysun. Allah iki göz vermiş, iki kol vermiş, iki bacak vermiş. Yürüyorsunuz, gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyorsa bundan daha büyük servet var mı dünyada? Ne yapacaksınız parayı pulu? Bakın işte Allah şehitleri mekanı cennet etsin. Çeşitli şekilde gazi olanlar var. Bazı uzvunu kaybetmiş olanlar var. Eliniz kolunuz sağlamsa, kafanız iyiyse, rahatsa, beyniniz iyi çalışıyorsa, yürüyorsanız, dimdik ayaktaysanız bundan daha büyük servet yoktur bu dünyada diyorum. Ve şimdi senin o güzel şarkında hadi gözü doymayanlar için varsa gelsin. Hadi bakalım. Thank you.
yanlış eser geldi ama bu albümümüzün ilk klibiydi. Şimdi Doğru Adam Erdem Show'da her an her şey olabilir diyoruz ya, bu da o olanlardan bir tane. Olan oldu bir kere. Güzel bir hani ne demişler? Olanla ölene çare yoktur diye demişler. Onun için oldu bitti bir kere. Ama bir şey söyleyeceğim. O eseri biraz sonra biz dinleriz. Hiç sıkıntı yok. Sevgili Ankaralı izleyiciler, yanıma alabilir miyim? Zahmet olacak ama. Zahmet olacak ama. Biz şimdi... İstanbul'da. Gel şöyle. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle duralım. Heh. Yakıştık biraz mı? Biraz para lazım, evet, değil mi? Çünkü çekin fotoğrafımızı. Çok güzel poz istiyorum sizden. Evet. Değerli seyirciler. Doğru Adam Erdem Show'da Kanal 60 ekranında keyifler yerinde. Hepimiz eğleniyoruz. Bakın daha sonra, biraz sonra müthiş bir kampanya olacak. Ekran başından ayrılmayın. Gerçekten Doğru Adam Erdem olarak arkasında dimdik durduğum, Türkiye'deki her hanede olması gereken bir cihazın tanıtımıyla geliyoruz. Ekrandan ayrılmayın. Ondan sonra coşmaya, oynamaya, fıkralara, gülmeye, eğlenmeye tam gaz devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Şimdi geliyoruz. Ha. Sakın ayrılmayın. Sakın ayrılmayın. Geliyoruz. Bak buradayız. Hadi, hadi. Sakın. Libertus'u arıtma cihazlarının sunduğu Doğru Adam Erdem Show devam edecek. Libertus'u arıtma cihazlarının sunduğu Doğru Adam Erdem Show devam edecek. Sevgili seyirciler, Kanal 60 ekranında gerçekten müthiş bir kampanya ile geldik. Bakın, bu kampanya başka hiçbir ekranda yok. Sadece bu ekrana özel. Ve gerçekten hani yer yerinden oynayacak derler ya, işte öyle bir kampanyayla geldik. Liberty su arıtma cihazı bugün büyük şehirlerde. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, hangi evin çeşmesinden temiz su akıyor? Hangimiz o suyu böyle kana kana büyük bir zevkle, keyifle içiyoruz? Var mıdır içiyorum diyen? Yok. Yok. Ne yapıyorsunuz? Damacanadan su alıyorsunuz. İcra, doğru mu? Aynen. Paralar veriyorsunuz. Hele İstanbul'daysan hayat içiliyor. Ya bizim apartmanda böyle biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor. 7 lira olan var, 9 lira olan var, 10 lira olan var. Markasına göre değişiyor. Ve ben bazı komşularımı biliyorum. Diyorlar ki aradım, sipariş verdim, bir saattir gelmedi, susuz hayır, kaldım diyorlar. O değil, bir de saçlarımız da çok kötü oluyor, sert oluyor. Aynen, yani aynen. Şeyle bazı sular kireçli oluyor, bazı ya kuyudan geliyor. O yüzden de saçlarımız da çok sert oluyor. Kötü su. Kötü su. Kötü suyla ilgili gerçekten biraz sonra örneğini göreceğiz. Su kötü oldu mu? Sağlık açısından da her açıdan da tehlikeli. Değerli seyirciler, bakın şimdi kampanyamızın püf noktası nedir? Biz size bir cihaz vereceğiz. Ama nasıl vereceğiz biliyor musunuz? Bakın, bedava. Bedava vereceğiz. Bir ay boyunca Liberty su arıtma cihazını ekibimiz gelecek, evinize kuracak ve artık hani geçen de söyledim, çayınızı ne yapacaksınız? Liberty su arıtma cihazıyla. Çorbanızı, meyvelerinizi yıkayacaksınız. Sürekli kullanacaksınız gün içinde istediğiniz an ve bir ay deneyeceksiniz. Bir ay sonra memnun kalmazsanız parasız bir şekilde, hiç 5 kuruş para ödemeden iade edeceksiniz. Bugün pet şişelere verdiğiniz suları bir aylığına vurursanız verdiğiniz para belli, ona da gireceğim. Damacana su kullandığınız zaman verdiğiniz para belli. 250-300 TL'leri buluyor.
Eğer aile kalabalıksa 4-5 kişilik bir ailede bu rakamlar ödeniyor her ay su için. Değerli seyirciler, bir ay alın deneyin. Memnun kalmazsanız iade edin. Yemekleri eğer memnun kalırlarsa yemekte de kullanacaklar. Her yerde bakın şu anda çığ gibi yayılıyor. Herkesin evine tek tek girmeye başladı Liberty su arıtma cihazı. Tüm Türkiye'de bütün hanelerde olana kadar biz bu tanıtımlarımıza devam edeceğiz. Bir aydan sonra memnun kalırsanız ne yapacaksınız? Aylık 100 TL taksitlerle gönül rahatlığıyla ödeyerek alacaksınız. Zaten cihaz kendini bir yılda hemen finanse ediyor, amorti ediyor. Çünkü bir kere 100 liraya aylık aldığınızda 250-300 adet suya ödüyorsunuz. Yani akıllı her insanın, hele de bir ay deneme süresi var, kaçırmaması gereken büyük bir fırsat. Şimdi Davut Bey'e geleceğim ama gelmeden önce işte evinizdeki çeşmelerden akan su budur. Buyur, elektriği gördüğü zaman buna geliyor. Geçen hafta Melek Hanım'ın dediği gibi tavşan kanı çay içmek isteyen aldın tavşan kanı çay suyu size. İşte suyun hali çamur gibi. İçinde dünya çeşit mikrop var bunun. Çeşmeden dolan suyun geldiği hali görüyorsunuz. TDS'siz bunun 300'lerde falan değil mi? Bayağı bir büyük bir rakam çıkıyor. İşte su budur. Bu suyu içiyorsunuz. Bu da para vererek aldığınız pet şişelerdeki su, bu da elektriği yiyince bu da bu hale geliyor. Yani neticesinde çok büyük bir fark arada yok gibi bir şey. Var ama yani var da Liberty'ye göre baz alırsak arada dağlar kadar fark var. Mesela kaç çıktı? 248. Bir de buna bakalım TDS'sine. Bu da indi. 35'e indi. Şimdi bak bu para verip aldığınız su. Hepimiz alıyoruz. Artık gerek yok. Vermeyin o paraları boşuna. Verenler varsa ben bir şey demiyorum. Alın kardeşim bir ay deneyin. Bedava. Memnun kalmazsınız. Doğrada Merdem'in dediklerinden bir tanesi yanlış çıkarsa gelin burada seyircilerimizin arasına bana konuşun istediğinizi. Sen yalan konuştun diye demeyeceksiniz. Teşekkür edeceksiniz. Allah senden razı olsun diyeceksiniz. Hepiniz alacaksınız. Çünkü bir ay bedava. Memnun kalırsanız 100 TL taksitte zaten almaya alacaksınız. Kullanacaksınız. 5 yılda garantisi olan bir cihaz icra. 5 yıl garanti var. Ve 1 yıl boyunca da bütün filtreleri ama bedava değişiyor. Ama bir şey dikkatimi çekti. Hani bir ay değil mi yanlış duymadım. Evet. Bir ay deneme süresi veriyorsunuz. Bedava. Bir ay deneme süresi veriyor. Yani memnun kalmadığı takdirde. Biz müşterimize ekran başında şunu söylüyoruz. Diyoruz ki alın evinize takın. Montajınızı biz yapalım. Deneyin. Bir ay hiçbir ücret ödemeyin. Cihazımızdan çok büyük bir garanti veriyorsunuz. Evet. Bir ay yani. Çünkü açık yani, senet yani gibi bir şey. Yani bir ayda insanın cep telefonlarından sıkılıyor. Evet. Hayır. Onu demek istemiyorum. Hani bir ay bir süreçte bu kadar açık senet veriyorsunuz. Yani bu kadar mı güveniyorsunuz? Aynen öyle. Keza mı güveniyorsunuz? Hiçbir sene müşterimizden almadan biz bu garantiyi müşterimize veriyoruz. Diyoruz ki alın. Bir ay içerisinde kullanın. Zaten biz müşteriden ürünü geri aldığımızda biz memnun oluyoruz. Acaba ne de? Hatamızı memnun görüyoruz. Mı, çünkü biz mi? İmalatçı firma olduğumuz için biz hatamızı görüyoruz. Ona göre hatamızı gideriyoruz. Ya Türkiye'nin şu anda 81 ilinde tüm servislerimiz mevcut. Elemanlarımız mevcut. Bütün illerde mevcut. Bütün illerde mevcut. Mevcut. Çok önemli bir şey. Gerçekten önemli bir şey. Biz toptan da 81 ile bayilerimize dağıtıyoruz. Çok iyi. Ayrıca Davut Bey'in şöyle bir özelliği var. Sevgili seyircilerimiz bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Bir insan düşünün. Bir şahsiyet, bir kişilik düşünün. Bir iş adamı, bir firma sahibi düşünün. Bir ürün sahibi düşünün. Derneklere, Kur'an kurslarına da hibe ediyor. Hiç para almadan, bedavadan böyle bir kutsal görev üstlenmiş kendi adına. Cihazına biz güvenmeyen Tokat, bir insan. Tokat Erbağ, Kur'an kurslarına, camilere, cemevlerine onları biz bağladık. Burada Tokat Erbağ'ın İstanbul'daki olan derneklerine ki zaten kullanıyorlar ki izliyorlardı. Evet, onlara biz bağlıyoruz. Ekibimiz şu an Tokat'ta. Bu şu an ekibimiz Tokat'ta Turhal'da. Oraya da bir sürpriz yapacağız ilerleyen saatlerde. Biz bunu diyoruz ki biz insanları sevdiğimiz için aynı ürünü evimizde ve iş yerimizde kullandığımız için biz bunu da burada ekran başında bizi seyredenlere tasfiye ediyoruz. Her yerde su arıtma var. Şimdi bakın, bizim özelliğimiz şu mevran, elci mevran. Bunu kolay kolay su arıtmacılar kullanmaz. Neden? Pahalı. Ama biz az kazanalım, öz kazanalım. Sürümden kazanalım. Sürümden kazanalım, halkımıza paradan ziyade temiz bir su. Bir de güven kazanalım. Yani bizim canlı yayında bunlar hani basit şeyler bakın, değil. Tabii. Bu filtrele bizim kendi imalatımız, biz bunun içindeki ham maddeyi kendimiz özel alıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Biz filtreleri bir yıl bedava değiştiriyoruz. Bir şey dikkatimi çekti. Neden bir yıl değil, neden iki yıl değil, neden beş yıl? Bu kadar mı güveniyorsunuz yani, ürünümüze? Tabii biz ürünümüze bakın. 5 yıl hiçbir arızadan, hiçbir bakımdan ücret almıyoruz. Bir yıl bakım, yani biz bunları bir yıl komple müşteriye hiçbir ücret almadan değiştiriyoruz. Bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli.
müşteri bizden memnun olursa, alıcılar bizden memnun olursa. Memnun olurlar ki hani akrabalarına, eşine, dostuna da tavsiye edilebilsin. Tabii şu anda bizim ekibimiz Tokat'ta. Aşağı yukarı kaç hanelik köy olduğunu bilmiyorum. Orada 20-25 tane bir köyde bağlanmıştır. Biz bununla gurur duyuyoruz. Aynen. Şimdi halk varsa biz varız. Halka bunda sunmak için de kalite. Tatlandırıcı olayımız da var bir de bunda. Bak izler çok enteresan. Çoğu cihazda, su arıtma cihazında tatlandırıcı kullanmıyorlar. Bu piyasada olan bir tatlandırıcı değil. Biz bunu özel getiriyoruz. Çok pahalı bir tatlandırıcı. Suyun en beyni yani Mevra'nın tatlandırıcısı. Şu pahalı olan. Tabii. Ya tatlandırıcı piyasada var. 20 liraya tatlandırıcı var 100 liraya. Mesela bu Mevran yaklaşık 150 TL değerinde. Ben özür dilerim Mevran Bey. Buyurun. Şimdi suda mineraller var. Evet. Bu mineraller nereye gidiyor? Yani bu mineraller de yani arıtmadan geçtiği zaman ben çoğu arkadaşımdan duydum. Hani arıtılan suda mineralin kalmadığı söyleniyor. Şimdi bu ya ben bunu yani Pışçeşme suyu işte o. Bizim Kurbalıdere bundan daha temiz oluyor şu an. Ben şu konuşayım. Şey, Anadolu yakasında meşhur Kurbalıdere'den bahsediyorsun değil mi? Siz iyi bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. Biz mineralların hepsini öldürmeyi, suyun içinde mineralların hepsini öldürmeyi öldürmemek için bu filtreleri özel kullanıyoruz. Bunu açıklık getirelim ki. Doğru, merak edenler vardı. Bizim mineraller hepsi ölürse suyun hiç tadı kalmıyor. Mutlaka. Hem tatlandırıcımızın kaliteli kullanmamızın sebebi bu. Artı bir de filtrelerimizin kaliteli kullanmamızın sebebi bu. Suda yani şifayan insan vücuduna mineral lazım. Mineraller var. Evet. Yani bu onların hepsini öldürmemek için değil sadece su. Kaliteli ham madde kullandığımız için bu filtreleri kendimiz imalat ediyoruz. Onun için güzel bir tatlandırıcı kullanıyoruz. Ve gerçekten sevgili Karahan çok mantıklı bir soru sordun. Ekran başında belki hani merak edenler varsa aynı şekilde yani düşünüp onlar da bu sorunun yanıtını almışlardır diye düşünüyorum. Şimdi sevgili seyirciler bakın ben önemli bir şey söyleyeceğim. Sizlerden bir konuda ricada bulunacağım. Lütfen sırf marka için para ödemeyin. Bakın. Markaya para ödemeyin. Bu cihazı bir ay deniyorsunuz ya. 100 TL taksitle alıyorsunuz ya. Bu cihazın yaklaşık 1,5-2 katı fiyatına marka adı altında başka su arıtma cihazları satılıyor. Aynı cihaz. Belki bu cihaz ondan daha üstün ama o biraz daha marka diye belki onu alıyorsunuz. Ne gerek var? Paranızı boşu boşuna dışarılara kaptırmayın. Liberty su arıtma cihazı bir ay denemedikten sonra kararınızı vereceksiniz ve çok da uygun bir fiyata 100 TL taksitle alacağınız bu cihaza 0212-945-0160 0212-945-0160 ekranın sağ altında yazan telefon numarasını bakın tanıtım sonuna kadar demiyorum. Bugün gün içinde istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Siparişinizi verin. Sizden gelince kimse para almayacak. Bakın o markada altında satılan 2000-2500 TL'ye satılan cihazları getirdiklerinde hemen paralarını tahsil ediyorlar. Ondan sonra sizin evinize cihazı kuruyorlar. 3-5 ay sonra diyorlar ki şu filtresi değişecek, bu filtresi değişecek. 150-200 TL'nizi de alıyorlar sizden. Memnun olanlar olabilir, olmayabilir. Benim ona lafım yok. Ama Türk halkı zekidir. Türk halkı uyanıktır. Ben bilirim, halkımı tanıyorum. Aynen. Benim halkımı ekranlardan çok kandırdılar. Çok yanılttılar onları. Haklısınız efendim. Artık ekrandan alışveriş ederken 10 kere düşünüyorsunuz. Çünkü ya diyorsunuz bu da öyle çıkarsa. Cep telefonu aldınız, hıyar gönderdiler, tel gönderdiler, oyuncak gönderdiler. Bir ürün aldınız, kırık geldi, çıkık geldi. Artık illallah dediniz. Onun için doğru da merdem olarak bu ekranda Liberty su arıtma cihazının arkasında sımsıkı dimdik duruyorum. Ve sadece bu cihazı anlatıyorum burada. Bir ay deneyeceksiniz. Memnun kaldığınız zaman bana bize teşekkür etmek için de kalkıp bu ekrana, stüdyomuza geleceksiniz. Bizim programlarımızı da iştirak edeceksiniz teşekkür etmek için. Bu kadar da eminim. Türkiye'nin neresinden ararsanız arayın. Tokat'tan, Van'dan, Hakkari'den, Edirne'den, Silivri'den, İstanbul'dan hiç fark etmez. Türkiye'nin her yerine aynı hizmet var. Bir aylık deneme süreci herkes için geçerli. Ve bugün 0212-945-0160 0212-945-0160 aradığınızda hem bir ay bedava deneyeceksiniz ya, bir aydan sonra beğenmezseniz 5 kuruş para ödemeden geri iade edeceksiniz ya, ki olacağını ihsan etmiyorum. Size bugüne özel müthiş bir tane de hediye göndereceğiz. Bakın hediyeyi bir ay sonra cihazı iade etseniz de hediye sizde kalacak. Erdem İstemiyoruz. Erdem Bey'in gece mahsus sizlerin hatıra. Bakın ben de gördüm. Yani yapma ya, ciddi mi diyorsun? Şu beni ilgilendiriyor. Eyvah, beni de ilgilendiriyor. Beni de ilgilendiriyor. Ne işe yarıyor?
Hediyelerimizi anlatır mısınız Ayşe Hanım? Ya böyle bir şey görülmemiş bir fırsat bu. Yok, özellikle evet. Şu saç da... kısmında sıkıntılıyım ben. Bu elimde gördüğünüz duş başlığı. Duş başlığı. Arıtmalı duş başlığı. Malum, bravo. Evde spa etkisi yaratarak duş almanı sağlıyor bu birincisi. İkincisi bir saniye bir daha söyler misin? Bir daha evet. Spa etkisi sağlayan. Bildim masaj. Aynen öyle. Bu görmüş olduğunuz filtreler suyla birlikte etkileşim halinde vücudunuzda spa etkisi yaratıyor. Çok yüksek paralara bunu sırf bunu sattılar ya televizyonlarda. Doğrudur. Ben şahidim, ben reklamcıyım, ben biliyorum. Birçok paralara sırf o duş başlığını sattılar. Biz farklı, bedava veriyoruz. 8 farklı modu var. Masaj modu var, yağmur modu var. Onun dışında sudaki kloru yok ediyor. Vücudumuza klorun değmesini engelliyor. Artı C vitamini sağlıyor. Bir de C vitamini. Vücudun dıştan C vitamini ihtiyacını gideriyor. Yani buradan... Ben bu kampanyayı ancak alkışlarım. Ancak alkışlarım onu. Şimdi alkışlanması gereken bir konu daha var. Nedir? Şimdi iyi, hoş, güzel. Buraya kadar herkes anladı. Şimdi bir de bunun rayiş bedeli var. Yani şimdi bu programı özel ne yapacak abimiz? Yani bundan ne kısıl bir indirim yapacak? Zaten. Yani bu kişi de sınırlı. Ama bir de indirimden ziyade her bir bütçeye taksit oranı yani, var mı? Şimdi bunu da bir... Şimdi ben bir türkü daha az söyleyeyim ama halkımız faydalansın. Yani. Şimdi bak şunu söyleyeceğim. Ekran başındaki herkese söylüyorum. Fırsat kampanyamızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz ama. Yani çılgın bir kampanya bu. Bakın Ayşegül kardeşimizin elinde tuttuğu bu hediye birinci hediye. Bakın cihazı, bakın telefon açın, sipariş verin, cihazı kursunlar arkadaş. Hiç kimse sizden para istemiyor. Bir ay sonra istemiyorsanız iade edin. Bu sizde kalacak. Bu bizim hediyemiz. Hiç kimse bunu sizden almayacak. Bedava hediye. Bu ikisini aldık tamam. Şimdi biz indirimi merak ediyoruz. Bu da 150 TL değerinde kireç giderici. Çamaşır makinenize, bulaşık makinenizin soğuk su giderine takıyorsunuz. Artık bundan sonra makinelerde kireçlenmeyi engelliyor. Kireç çözücüsü kullanmaya gerek kalmıyor. Evet. Bu da 150 TL hediye. İkisi de hediye. Beğenmezseniz bunları siz vermiyorsunuz. Cihazı veriyorsunuz. Bunlar da sizin yanınıza kar kalıyor. 0212 945 0160 kampanyamızın sonuna geldik ama önemli bir şey var mı söyleyeceğiniz? Bitiriyoruz. Ben fiyatla alakalı bir ay sonra. Sıkırmak hiç işimize gelmiyor. Hemen onu da alalım. Bizim Türkiye'nin neresinde olursa olsun, çünkü bizim daha bizden alan 2500-3000 tane müşterimiz var. Bizim fiyatımız fix menidir. Ama biz sizi kırmamak için bu gece bu hediyeleri de sizin hatıranız için halkımıza dağıtıyoruz. Eyvallah. Bedava hediye yanında 0212. Ekranda yazar. 945-0160. Taksitle ayda 100-100. Müşterimiz bizden ürün alıp beğenmediği zaman ikisi müşterimizin oluyor. Böyle bir şey yok. Düzeltelim o zaman, 12 ay değil de 13 taksit değil mi? 100 peşin 12 taksit. Değerli seyirciler, kampanyamızın sonuna geldik. Bakın bu çılgın kampanyayı kaçırmayın. Doğru Adam Erdem kampanyası. Bunlar da yanında hediyesi 0212 945 0160. Bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun efendim. Görüşmek üzere. Doğru Adam Erdem Show'dan ayrılmayın. Liberty Su Arıtma Cihazları'nın sunduğu Doğru Adam Erdem Show devam ediyor. Efendim kısa bir reklamın ardından Doğru Adam Erdem Show'da buluştuk ve eğlence tam gaz devam ediyor. Bakın şimdi yine oynayacağız, coşacağız. Değerli seyirciler, neredesin? Evrim neredesin? Çaktırmadan gelirsin. Şimdi bakın. Size bir şey anlatacağım. Bizim halkımızı, Türk milletini anlatan bir şey bu. Aslında övünmek mi gerekir, üzülmek mi gerekir bilmiyorum. Bakın örnekte çıkacak ortaya her şey. Değerli seyirciler, Japonya'da hırsız yakalayan bir robot geliştirmişler. Japonya'da hırsız yakalayan bir robot. Tık 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 yakalıyor böyle. Bu robot Amerika'da bir gün içerisinde 180 tane hırsızı yakalamış bu robot. İtalya'da bir gün içinde 80 tane hırsızı yakalamış. Fransa'da bu hırsız yakalayan robot bir gün içinde 30 tane hırsızı yakalamış. Türkiye'de ise bir gün içinde robotu çalmışlar.
Evet, işte böyle bir durum söz konusu. Yani bizim milletimizi anlatıyor mu anlatmıyor mu tabii böyle biraz tırsaraktan ama yani öyle olduğu söyleniyor sevgili seyirciler. Şimdi ne yapacağız? Coşacağız. Ama bakın şunu özellikle söylemek istiyorum. SMS'ler geldi. Onları da okuyacağız. Unutmuş değiliz. Asla ve katta evrime geçeceğim. SMS'leri okuyacak. O SMS'lerden sonra telefon numarasını da anons edecek. Programımız tüm hızıyla, tüm coşkusuyla devam edecek. Şimdi sevgili seyirciler. Yaşlı bir nine. Bakın. Yaşlı bir nine. İcdal. Sen de yedin de bunu. 90-100 yaşlarında bir nine balık satan bir adamın yanına gelmiş. Evladım demiş. Balıklar taze mi? Balıkçı demiş ki teyzeciğim canlı balık bunlar. Teyze yine sormuş. Evladım bu balıklar taze mi? Balıkçı yanıt vermiş. Teyzeciğim dedim ya canlı balık bunlar. Teyze tekrar sorunca balıkçı yine aynı şeyi yine tekrar etmiş. Bu sefer teyze demiş ki evladım ben sana canlı mı diye sormuyorum. Balıklar taze mi diye soruyorum deyince balıkçı abi teyzeciğim demiş. Canlı balık ya bunlar görmüyor musun? İçinde 3-5 tane zıpır zıpır da zıplıyor deyince teyze evladım sen bana bak bakayım demiş. Ben de canlıyım ama taze miyim? Evet şimdi keyifler yerinde herhalde. Bu keyfin üzerine Ankaralı İcdal'le şöyle ne yaparız biraz oynar mıyız? Evet. Ne diyorsunuz gelsin mi alkışlar bir görelim bakayım. Ben zaten benim ayaklar başladı yerinde duramıyor. Demek ki oynama vaktimiz gelmiş, coşma vaktimiz gelmiş. İcdal hazır mısın? Rejimiz hazır mı? Geliyor mu şarkımız? Eğer hazırsak işte Ankaralı İcdal ile coşmaya devam ediyoruz. Thank you.
Ha bir dakika. Bu mikrofonu ver. Sen bir nereden geldin? Nereden geldik? Oraya dönsene. Gel. Maşallah maşallah. Döndüremiyorum arkadaşım. Dur. Bartın'dan geliyorum. Bir şey söyleyeceğim İcdar'cığım. Farkında mısın? Senin kitlende hep hemen hemen tipleri birbirine benziyorlar. Bu da aynı. Aynı kalıptan bir çok kardeşimiz. Benziyorlar. Evet bir tane de orada var. Bak bir tane de orada oturan var. Bir tane çok benziyorlar. Erdem ne göz var sende? Gözler gitti bende. Seni gördüm ya gözler artık gözler. Ferfecir okur hale geldi. Bir saniye gel buraya. Bak. İkisini de birbirine benzettim. Ben çok benzettim. Ama bak şu gel bakayım sen buraya. Gel. Bak şimdi gel. Koş. Koş. Hemen uçacaksın. Gel dur bakayım şöyle yanına. Kameraya dönün bakayım. Yürün bakayım ikiniz de aynı anda. Hadi. Bir dakika dur. Hadi. Yürü bakayım. Yürü. Hadi. Hadi gıdı gıdı ya. Güzel. Hadi gidin. Hadi gül. Bir daha gül. Şimdi sevgili seyirciler. Bakın benzemiyorlar mı? Ben ikisini benzetmiştim birbirine. Evet. Benziyorlar. Şimdi bakayım. Sen boyları da. Bir daha söyle. İkimiz Bartınlı olduk mu? Aynen. Bartınlı olduk. Bartınlısı. Bartınlılar çok iyidir. O kıvraktırlar. Şimdi ben senden o selamınızı verin ondan sonra gidin. Sen bir ara bunu çöz bana unutmazsan. Bir selamınızı verin. Geçin bakayım sıraya. Hadi sıraya geçin. Verin selamınızı İcdar hanımefendiye. Hadi. Evet. Şimdi bu selamı kameraya vererek gideceksiniz. Kameraya doğru verin bu selamı şimdi. Hadi bütün halk sizi seyrediyor. Türk milleti, Türk halkı. Hadi bu tarafa. Dünya seyrediyor bu tarafa. Kamera orada bakın. Verin. Bravo. Gelsin alkışlar. Alacağız. Süper, vallahi süper. Sevgili seyirciler, değerli işler yanımda olunca. Özellikle ayaklarınıza sağlık. Ta Anadolu yakasının bir uçtan geliyorlar. Tabii uçtan geliyorlar. Bir uçtan geliyorlar. Bir uçtan bir uca geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Süper. Uçtan uca enerji var burada. Sizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Bunun için hadi kopartın alkışı. Değerli seyirciler, şimdi anladım ki nefes almak değil yaşamak. Ateşlerde yanmak gibi bir şey seni severken sensiz olmak. İşte senin olduğun her program işte bu güzelliği, bu enerjiyi bize yaşatıyor. Sen olmadığın zamanlar artık seni arar hale geleceğiz. İnan gerçekten bu eğlence. Niye aramayayım? Bir şey mi var? Bir şikayet mi var? Yok estağfurullah. Ben, yapıyorum. Her sen de yani senin olmadığın program benim için eksiklik olur bundan sonra. Onu söylemek istiyorum. Ediyorum. Ben bunun sonucu nereye çıkacak ben bilmiyorum. gibi geliyor. Biliyorsun tabii. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben İcler'le bir arada olmaktan, Ankara'da İcler'le bir arada olmaktan çok mutluyum. Çok bereketlisin onu söyleyeyim. Kitlen çok iyi, çok dürüstsün. Şerefinle, namusunla bu piyasada, ekranlarda varsın. Bu çok önemli. Takdir ediyorum. Takdir ediyorum. Ve seninle burada programda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok İnsanları bugün coşturmak, bu kadar sıkıntının, stresin içinde insanları eğlendirmek ayrı bir görev. Ve sen bunu bir görev olarak da hem kendini eğleniyorsun, aynen, hem insanları ekran başına eğlendiriyorsun. Seni tebrik ederim. Aynen. Yani içimdeki pozitifliği, onların da tabii ki sevgisiyle, onların sıcaklığıyla ben de ayrı coşuyorum. Onlar da hayır, coşuyor. Oynuyoruz. Bizim birlikte oynuyoruz. Şimdi sevgili seyirciler, Ankara'da İcler'e bir sürpriz var şimdi. Aa. Canlı yayında. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben tabii bilmiyorum ne olduğunu, ne bittiğini. Bu arkadaş hediye gelecek şimdi ama. Hediye mi gelecek? Hediye gelecek. Bir arkadaş gördün mü sen bu arkadaşı daha önceden? Konuştunuz mu? Benim her bir programı kaçırmayanlardan yine. Necidir bu arkadaş? Necidir. Neci? Gelsin kendisi anlasın. Peki o zaman bir sürpriz var, bir hediye var. Alalım mı alkışlarınızla? Hazır mısınız? Kopartın bir alkışı. Gelsin bakalım. Mikrofon da var değil mi? Mikrofon. Heh. Tamam istersen. Şöyle mikrofonu tutuver. Şimdi öyle kuru kuru gelme olmaz. Madem hediye getirdin. O zaman sen Ankaralı İcler'in sevenlerindensin değil mi? Doğru mu? Mikrofona konuş. Aynen öyle. Takipçilerindensin. Hiç kaçırmazlar. Peki. Hiç. Peki bu... Keyif olarak da izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şarkılarını da biliyorsun. Ezbere söylüyorsun. Tahmin tamam, ediyorum. Tamam olmasa da bir... Bir kısmını. Sen de o selam verenlerden misin? Aynen öyle. Nasıl veriyorsun selam? Bir versene. Bir ver. Senden de alalım. Bir selam ver. Bir daha yap. Böyle. Bu böyle yaptı. Olsun. Buyur. O da onun için evet. Olsun. Karizması ama ben olsun. Kardeşim gel yanıma. Kardeşim kameramız vurdu. Yan şöyle bak. Şöyle. Şunu şöyle tut. Şöyle. Ha, marka falan gösterme bak kimseye. Bizim başımızı derde sokma yani. Marka Mok, gösterme. Sakın çekme. Bu kardeşimiz Ankaralı İcler için kalktı. Ta nereden geldin? Nereden? Amerika'dan mı? Nereden geldin? Pendik'ten geldi. Ha, Pendik Amerika'sından. Pendik'ten gelmiş. Ve hediye getirmiş. Bana sor dedi. Böyle bir hediye vereceğim dedi. Ben tabii karışmıyorum. Canlı yayın her şey olabilir. Ben seni Ankaralı İcler için baş başa bırakıyorum.
Ona hediye getirdim. Tarzınıza göre mi acaba? Evet, canlı yayında sen bakalım söyle. Neyi merak ediyorum biliyor musun sevgili Erdem? Neyi merak ediyorum? Şimdi sosyal medyadan da takip ediyorlar. Gerçekten de hani bilmiyorum istediğim bir şey mi? Beni ne kadar tanıyorlar ya da beni bilmiyorum merak ediyorum şu anda da. O zaman bir dakika daha merak etsinler. Evrim hazır mısın? Evrim şu SMS'leri bir söyle de unutuyoruz, ondan sonra hediye biraz beklesin. Kimden ne göndermiş bir o arada sen de hazırlık yap, nasıl takdim edeceksin acaba hediyeyi. SMS'leri, anons et, numaraları, her şeyi söyle ya, unutuyoruz arada, özür dilerim. Öncelikle gelen mesajları değerlendirelim, sonra mesaj numaralarını bir kez daha hatırlatacağız sanırım. Adnan Köse mesajını ulaştırmış bizlere. Erdem Bey nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sağ olsun, iyiyiz. Ve büyük bir beğeniyle sizleri ve ekibinizi takip ediyoruz. Teşekkür ederiz. Size çok teşekkür ediyoruz. Programınızı büyük bir zevkle izliyorum. Sizlere ve konuklarınıza selamlar olsun. Yeni Bosna'dan, evet bu mesajımızı Yeni Bosna'dan ismini yazmayan bir dinleyici tarafından bir diğer mesajımıza geçelim. Selamlar, iyi yayınlar Gebze Çayırova'dan, örnek ailesinden değerli abim Karahan Özer'e kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Kadriye Hanım. Evet, sizler de programımıza mesajla katılmak istiyorsanız eğer cep telefonlarınızın mesaj yaz bölümünden TV 60 yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızla birlikte 39-69'a gönderebilirsiniz. Dedikten sonra sizdeyiz Erdem Bey. Tamam, teşekkür ederiz. Mesaj geldi mi hemen hatırlat bana. Okuyalım. Tamam. Bu arada Davut Bey, programımızda iştirak etmek ister misin ya? Ben seni burada görmek istiyorum. Bunu alkışlara bir, ona da bir alkış. Nasılsın, hoş geldiniz. Davut Bey de yeri geldi mi çok güzel oynuyor. Ha, söyleyeyim aramızda kalsın, kimse duymasın. Bu maçtan niye söylemediniz? Şimdi söylüyorum, yeri geldi. Şimdi... onu alacağız, hiç affı yok. Şu mikrofon yakın dursun. Hazırlığını yaptın mı? Yaptım. Güzel bir serenat yapacak mısın serenat? Serenat. Var mı? Serenat değil, kısa... Ve öz. Peki, kısa ve öz. Peki, hadi bakayım. Ne yapıyor? Bekliyorum. Ne yapıyor? Nasıl anons edeceksin abi? Dur, öyle yandan da marka gözüküyor ama marka göstermeyeceğim. Şöyle, tak. Şöyle. Tepsi gibi, tepsi gibi. Ben tutayım. Bak, ben o görevi göreyim. Hemen takdim ettin ya. İnsan birkaç bir şey söyler. Ne yapıyordun sen? Ne dedin sen? He dedin, al hediyen dedi sana. Al hediye dedi. Böyle böyle mi? Ha, olmaz şimdi ya. Sana getirdim İclal, uygun görürsün. Beğeneceğini tahmin ettim. Buyur. Bir şey soracağım. Sen şeye benziyorsun. Hani bu evlilik programlarında katılan hani tipler vardır ya. Onlara benziyorsun. Sevgili Ayşe, bu gülü sana getirdim. Süper. Kabul buyurur musun? İlk buluşmamızın, ilk elektriklenmemizin şerefine... Sevgilerden. Çaya çıkmak istedim. Sevdiğim insana derken arkadaş olarak gördüğüm için sevilen insana tabii ki. Bu şekilde verilmez. Aynen. Yani sen herhalde İclal Hanım'a bir çay içeceksin. Soracağız ona. İçersin, bir çay içersiniz. Şimdi. Uzak yollardan gelmiş tabii evet. Şimdi isim neydi bir daha söyler misin? Basri. Basri. Hediyeni açsın mı İclal Hanım? Kendisi nasıl buyurun. İsterse. Açacağım mı? Canlı yayında bir herkes merak ediyor. Merak ediyor musunuz? Aç. Aç. Açayım mı? Aç bakalım ne çıkacak. Bunu bir marka görünmesin. Marka yok. Kapat. Marka yok. Şöyle. Şimdi tabiliriz biraz ama kusura bakma. Aa benim rengim. Ha, çıkar Vallahi bakayım. Benim rengim. Ne çıkacak benim acaba? Rengim. Ay aman. Dur. Markayı önce ben bir bakayım. Var mı bir marka? Bir marka var mı? Var. Var mı? Bu ne ya? Bu ne? yanlış karıştırmış olmayasın. Bu 6-7 yaş grubuna benziyor. Maşallah. Pembe de almışsın yani. Bir saniye. 6-7 yaş diyor ya. Bakalım ben giyebilecek. Renk de pembe. Dur bakayım. Basri. Bakayım mı? Pembe gönlüm sende. 6-7 yaş diyor. Bakayım ben kaç yaşındayım. Yarın 23 Nisan ya, ondandır. Aa 23 yani, Nisan. Evet, neşe doluyor insan. Demek ki ben 6-7 yaş yaşındayım. Evet. Ama yakıştı gerçekten, önü de kapatalım. Ay çok teşekkür ederim. Ya hakikaten oldu ya. Var nedir, görünen bir şey mi var? Şu mu? Hani, tamam mı? Tamam. ben marka yok edici. Yaka kalmasın da. Ha şöyle. Tamam. Şimdi pembeye giydin. Sen ne dedin Erdem? Dedim ki kırmızı 6-7, olsun. Yok.
Ne dedin sen? Dedim bir ki, yani 23 Nisan ya. Hani, 6-7 yaş. Biliyorsun Cumhurbaşkanlığı makamına bile küçük çocuklar oturuyor. Sen de hani yarının şerefine 7 yaşında gibi oldun. Demek ve bu montu üstüne oturttun sen de. Demek ki ben bu zamana kadar sizden her şeyi gizledim. Ben aslında 7 yaşındayım. Evet. 7 yaşındayım ben. Biz programımız yarın 23 Nisan dolayısıyla olmadığı için bugünden 7 yaşında bir geleceğin sanatçısının starını bu programımıza konuk etmiş olduk. Aslında size Erdem Bey yalan söyledi. Ben Ankara Cicler'liyim. Ben 7 yaşında sadece onun gibiydim. 7'lik iciler. 7'lik iciler. Şimdi gel kardeşim. Harbiden ya ben ne kaç bedenim ki? Bir dakika bir şey. 34 bedenim. Bir dakika. Kaç paraya aldın sen bunu? Fiyatını söylemeyeyim. Şimdi önemli olan düşünüp de almak önemli. Çok aradın mı? Çok aradın mı? Ama benim rengim o. Çok aradın mı? İyi de bulmuşsun. Düşünerekten, dikkat ederekten. İyi bir mağazadan almış herhalde. Evet, iyi bir mağaza. Reklam saklıyoruz da marka iyi bir mağazadan almışsın. İyi bir mağazadan almış yani. Tezgah malı falan diye onu söyleyeyim. Marka yediğimden beri saklayınca. Onun için parasını sordum. Acaba kaç paralık diye ama söylemiyor. Tamam. Basri'yi zorlamıyoruz. O zaman şimdi Basri. Sen Ankaralı İclal hayranısın. Onun şartlarına bazılarını bir söylesene bir tanesini bize. Nasıl söylüyorsun bakayım? Bir söyle bir. Söyle. Şimdi onu... Ne vardır? 10 dakika sonra telefon açıyor. Tamam. Bir tane söyle bakalım şarkı hemen. Hızlı bir tane. Gel şöyle gel. Hemen söyle. Uzaklaştık sıra uzaklaşıyor. Hadi, uzakla. Hemen söyle bakayım nasıl söyleyeceğim. Bahçemizde gül var mı? Gül dibinde yol var mı? Gül dibinde yol var mı? Akşama bize gelen evimizde yol var mı? Evimizde yol var mı? Haydi sen. Ay gelin aydan beri, çay gelir yerden beri, çay gelir çaydan beri. Ben yardımı görmedim, bir buçuk aydan beri, bir buçuk aydan beri. Bravo ya. Neydi o? Ben yarimi görmedim bir buçuk aydan beri. Ben yarimi görmedim 3,5 aydan beri. Onun için 3,5 atıyorum zaten. Program amacını aştım. Program gidiyor. Şimdi gidiyor bir yerlere. Sevgili seyirciler, ben bir tane Karahan Özer'den bir tane şarkı dinlemek istiyorum. Bahsi sana çok teşekkür ederim geldiğin için. Hediyeni de icranıma verdik. Çok teşekkür ederim. Kabul etti. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi Karahan Özer hazır mısın? Teşekkürler. Ben bir kapatayım. Hemen alalım. Karahan Özer'in sevgili annesi ve babası. Kurban olurum. İyi ki sizin evladınızdım. İyi ki beni siz yetiştirdiniz anne. İyi ki beni sen doğurdun. Selamlarım. Saygı selamlar olsun. En çok sevdiğim ablam. Söyle soysuz yalan mı?
olsaydım ey vefasız, sana gönül bağlamazdım. Bilseydim ey hayırsız, sana gönül bağlamazdım. Karahan'cığım çok teşekkür ediyorum. Senin eserlerin hep damardan gidiyor. Sen damarcısın herhalde. Vallahi biz bu repertuarlarımızı oluştururken önce izleyicilerimize, dinleyicilerimize soruyoruz. Onlara sunuyoruz. Akabinde radyocu arkadaşlarımıza soruyoruz. Kimin nerede neyi dinleyeceğini bazen kestiremiyorsunuz. Ama halka yönelik eserler seçmek zorundasınız. Onların gönlüne göre hitap etmek zorundasınız. Yoksa yaptığınız için bir esprisi kalmaz, bir manası olmaz. Önce halk, önce kitle. Bravo. Ama halk da seni, kitlen de, herkes seni beğenirle takip ediyor. Alkışlıyoruz. Şimdi Karahan'cığım çok teşekkür ederim. Seni yerine doğru alırken Davut Bey'e gelelim. Davut Bey'in bazı mesajları var okuması gereken. Onları da bir dinleyelim kendisinden. Çünkü önemli. Bakalım neler söyleyecek. Merakla bekliyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Turhal, Katucak köyünün aile sakinlerinden Davut Atıcı, Şener Çitil, Yüksek Tekeli, Mehmet Çitil, Mustafa Çitil, Harun Çitil, Recep Çitil, Saadettin Atıcı, Mesut Atıcı, Sadık Karakoyun, Cemal Karakoyun, Bekir Yaşatır, Gazi Yaşatır, Cemal Aldatmaz, Mehmet Serhat Aldatmaz, Gazi Atanur, Murat Açılmaz, Gündüz Durdane, Emirgen. Bunlara hepsine saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ayrıca Tokat Belediye Başkanımıza, Tural Belediye Başkanımıza, Okul Müdürüne, Tural Milli Eğitim Müdürüne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli Tatlıcak Köyü, sizler bizi tercih ettiniz ve bizler de çocuklarınızı unutmadık. Onlar bizlere geleceğe dedik. Bu nedenle Liberty Su Arıtma olarak köyünüzün okuluna çocuklarınız temiz bir su içmesi için bu akşam sizin köyünüzde olan ekibimiz sizin köyünüze bir tane su arıtma bağlayacak. Hiçbir ücret almadan o okulun bağladığımız su arıtmanın filtre mi bakımı ömür biz yaşadığımız müddetçe filtre bakımı, montajı, arızası hiçbir ücret almadan biz buradan sizin köyünüze de bunu armağan ediyoruz. Sizleri biz Liberty Su Arıtmayı seçtiğiniz için sizlere çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. En ufak bir sıkıntınızda numaralarımız ekranda. Bizi arayın. Biz sizin yanınızdayız. Ayrıca köyünüzde olan müdürüm Bekir Bey, ekibi Semih Bey, Dilek Hanım'a da çok çok selamlarımı sunuyorum. Biz buradan Türkiye'ye selam söylüyorum. Özellikle Tokat bölgesine daha çok selam söylüyorum. Çünkü elemanlarımız sürekli irtibat halindeyiz. Gerçekten Tokat bölgesinde çok iyi, memnunuz. Bizi de seçtikleri için Allah razı olsun. Biz de her zaman bizi seçen müşterinin yanındayız. Bravo. En ufak bir sorununda hemen buradan çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar Turhal Tatlıcak Köyü'ne selam olsun. Saygılarımla hayırlı akşamlar diliyorum. Davut Bey, başka unuttuğumuz bir şey yok değil mi? Yok efendim. Tamam, teşekkürlerimizi sunduk.
Vaktimiz ne kadar kaldı? Ya bu 2 saat bize yetmiyor. Gerçi biraz geç başladık ama zaten de geçte bitiriyoruz. Ben anlamış değilim ama o zaman şöyle bir kapanış konuşmalarını alalım değil mi? Ondan sonra Ankaralı İclal'den bir şey gelecek ama artık dinleyebildiğimiz kadarıyla Recep içeride ayarlayacak onu değil mi? Yarıda kesilebilir, kusura bakma. Ondan sonra vedamızı yapacağız. Karahan Özer'den başlayalım. Buyur. Bugün burada olmaktan... Biraz kusura bakma, çok da şarkı okutamadık sana ama telafisini yapacağım. Hiç önemli, gönüller bile olsun. Bugün burada olmaktan mutluyum. Teknik arızalar olabilir. Bu her yerde, her ortamda yaşanacak bir olay. Bunu maruz görmek hepimizin hakkı. Yani ben gönlü yüreği bizimle olan herkese, şu an nerede yaşanıyor, nerede yaşatılıyorsak, güzel memleketimin en ucuz köşelerine saygı selamlar olsun. Bravo. Alkışlıyoruz. Tabii bu programın tadına doyum olmuyor. Yani biz iki tane konuk çağırıyoruz. 2 saat değil, 4 saat bizim neredeyse yetmeyecek ama konuklarımızın da affına mağdur, öyle diyelim. Hani sizlerin biraz affına da sığınıyoruz. Vakit ayıramadığımız zaman oluyor ama sanıyorum ki gönüller, kalpler bir. Sizler tabii bu konuda bize her türlü tebazuyu gösteriyorsunuz zaten. Teşekkür ederim. Evet Davut Bey, son mu konuşmak istersin şimdi mi? İclal Hanım'a. Tamam. Ay lütfen. Ay sırayı bayanlara da önce. Mikrofonum var. Teşekkür ediyorum. Öncelikle güzel inceliğiniz için. Sevgili Erdem, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Ve Kanal 60 TV'nin en küçüğünden en büyüğüne kadar sonsuz emekleri geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Uzaklardan geldiğiniz için de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Lütfen kendinize alkışlar mısınız? Böyle bir sevgiye gerçekten şu anda da hepinizden de Allah razı olsun. Bir kusurum varsa da şimdikten de affola diyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir platformda da bulunmak da çok keyifliydi. Keza sanatçı arkadaşımız, keza sevgili Davut Bey, sizinle birlikte de aynı. İnşallah güzel programlar zaten yapıyorsun. Programların başarılarını da devamını diliyorum. Eğlendin mi? Eğlendim. Ben oynuyorum zaten. Tamam, ne mutlu. Sevenlerim de zaten coşkulu bir şekilde oynuyor. Oynamaya da devam ediyoruz. Konuklarımızı buradan keyifli göndermek en güzel, en mutlu edici şey. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Benim kanal, yani şöyle televizyonumda 2 tane kanalım var. Ankara Havası, başka bir şey yok. Onu giyinirken oynuyorum. Hazırlanırken oynuyorum. Biz de oynuyoruz. Geçmiyor ki. Biz de hep oynuyoruz zaten. Siz hiç yaşlanmayacaksınız. Yaşlanmam. Çünkü neşe dolu bir insansınız. Hayatta yaşlanmam. Yani 70 yaşında da kokoş gezerim. O zaman o okuduğumuz fıkra vardı ya, söyledim. Anlar. Onu sana ithaf ettik biraz aynen, önce. Aynen, aynen. Şunu söyleyeceğim. Sen ki kolay kolay programlara gelmezsin. Buraya geldin, bizi mutlu ettin. Mutlu da göndereceğiz seni. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Karahan Özer'e çok teşekkür ederim. Ankaralı İcra'ya çok teşekkür ediyorum. Evrim, senden bir kapanış konuşması, sonra Davut Bey'den alalım. Sonra da programımızı senden böyle geldiği kadarıyla bir eserle bitireceğiz. Hadi bakalım. Evet, bizi gerek televizyonların başında, gerek stüdyolarınızda izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir kusurumuz, bir noksanlığımız olduysa birinizden alt ediyoruz. Ve diğer konuklarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bravo, seni de alkışlıyoruz. Evet. Evet, biz burada Kanal 60 ailesine ve elemanlarına, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşimle bu akşam Karahan Özer'le tanıştım. Çok memnun oldum. Ona ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İclal Hanım bizi kırmadı geldi. Ona da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buradan, sağ olun. Buradan Demir Kıran Arsa Ofisi Abdullah Demir Kıran'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Erba Federasyon Başkanımız Fevzi Bey'e selamlarımı sunuyorum. Tokat'a, Erba'a, Türkiye'ye bizi seyreden herkese buradan selamlarımı sunuyorum. Hürmet ve saygılar. Saygılar. Hadi peki bakalım. Şöyle gelirsen. Hadi şimdi bakalım. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bir cümleyle gel seni Karahan şey alayım. Davut Bey de öyle gelsin. Ne denir bu kupa? Böyle bir programın sonunda ancak şu söylenir. Oynamayı ne yapabiliriz. Seni unutturacak kadar zaman geçecek, ne geçen zaman seni unutturmaya yetecek. Beni bırakıp gitsen de zaman alışmayı öğretir ama unutmayı asla. Biz seni unutmayacağız. Karahan Özer, seni de unutmayacağız. Programımıza şeref verdiniz. Her zaman bu program sizindir. Devam ettiği müddetçe halkın programı. Doğru Adam Erdem Show. Hazır mıyız? Tekrar olacak. Recep şarkı hazırsa gelsin. Ben bu programın tadına doyamadım. İnşallah devam edin. Allah! Oynamıyorum seni.
Liberty Su Arıtma Cihazları Doğru Adam Erdem Show'u sundu. We'll be right back.